Kerimeniz Raziye Sultanımız hayatı vakitsiz gözlerini yumdu hünkârım. Cenneti avdet eyledi. Toprağı bol olsun. Amin. Nur içinde yatsın benim güzel kızım. Yahya. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Demek geldiniz. Fakirhaneme teşrif ettiniz. Senelerdir görmediğin kardeşini sen böyle mi karşılarsın Yahya? Benim kardeşim nerede, ne haldedir bilmiyorum hünkârım. 2 sene evvel Konya'da evladının canına kıydığı gün kaybettim ben onu. Sen ne dediğinin farkında mısın Yahya? Ne demek benim kardeşim kayboldu? Sen ne cüretle böyle bir şey söylersin? Bu gözler kardeşime ait değil. Bu eller, bu kalp. Benim kardeşim merhametlidir. Masumlara kıymaz. Karıncayı incitmekten dahi imtina eder. Benim kardeşim vicdanlıdır. Yüce gönüllüdür. Siz hünkârım, siz o gün sadece evladınızı değil, benim kardeşimi de öldürdünüz. Sen bu sözlerin nereye varacağını bilmez misin Yahya? Siz de bilirsiniz ki hünkârım, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkum yok. Kefenim de hazır, mezarım da. Lokman Ağa! Yahya Efendi'yi azlettim. Bundan böyle sahn-ı seman medreselerinde müderris değildir. Tekavütünün verilmesi için icap eden neyse yapılsın. Emredersiniz hünkârım. Madem sen benim kardeşim değilsin, bundan sonra yüzünü dahi görmek istemiyorum senin. Hünkârım. Söyle. Bunca senenin hatırı varsa nazarınızda, sizden son bir arzum olacak. Rahmetli şehzademizin validesi Mahidevran Sultan'ı müşkül koymayın. Namerde muhtaç etmeyin. Hiç olmazsa ömrünün son günlerini huzur içinde geçirsin. Hünkârım, ne yazık ki Mahidevran Sultanımız Edirne'deki Düzmece Mustafa isyanına para göndermiş. Sen ne dersin paşa? Var mı bunun ispatı? Peşine düştüğümüz asilerin üzerinden çil çil altın çıktı. Ve bir de evrak. Mahidevran Sultanımız asilere Edirne ve civarındaki mülklerini kullanma izni vermişler. Çok sayıda da çiftlik ve mandıranın yanı sıra barınmaları için nice han ve kervansaray tahsis edilmiş. Bu vaziyette hünkârım, isyana asıl destekleyen Mahidevran Sultanımızmış. Zinhar Şehzademiz Beyazıt Hazretleri değil. Bunca senenin hatırı varsa nazarınızda, sizden son bir arzum olacak. Rahmetli Şehzademizin validesi Mahidevran Sultan'ı müşkül koymayın. Namerde muhtaç etmeyin. Hiç olmazsa ömrünün son günlerini huzur içinde geçirsin. Emredin hünkârım. Hasekim Mahidevran Sultan'a iradem tezelden tebliğ edilsin. Hali hazırda oturmakta olduğu Bursa'daki saray haricinde nesi varsa elinden aldım. Ayrıca bütün hasları hazineye devredilecek. İlaveten her ay kendisine ödenen tahsisat da kesilecek. Bundan böyle hazine-i hümayundan tek bir akçe dahi alamayacak. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Artık sancaklarınıza dönme vaktiniz geldi. Bir an evvel hazırlıklarınızı yapın. Emredersiniz hünkârım.
Hünkârım, fermanı şerifiniz üzere Mısır'dan gelen vergi meselesi halledildi. Fazladan toplanan miktar gelecek senenin vergilerinden mahsup edilecek. Böylelikle reaya yapılan haksızlık giderilmiş olacak. Âlâ. Reaya bize Allah'ın emaneti. Eğer o emanete sahip çıkmazsak Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını nasıl veririz? Bursa'ya da bir çavuş yollandı hünkârım. Mahidevran Sultanımız hakkındaki hükmünüz bugün yarın tebliğ edilir. Âlâ. Merakımı mazur görün hünkârım. Sultanımız hakkında ne hüküm verdiniz? Mahidevran Sultan benim ona bahşettiğim servetle asilere destek olmuş. Elinde ne varsa alınacak. Bundan böyle hazineden tek bir akçe dahi de alamayacak. Ne malum doğru oldu hünkârım. Belki bana iftira atanlar suçu ona yıkmak istedi. Elimizde katı deliller var şehzadem. Ahmet Paşa gibi sultanımız da asilere destek vermiş maalesef. Nergislerden de koy biraz Yusuf. Rahmetli babam çok severdi. Şu lale soğanlarından da götür biraz. Hepsi külliyenin bahçesine, babamın türbesinin etrafına dikilecek. Merak etmeyin sultanım. Nasıl isterseniz öyle olacak. Kim bunlar Yusuf? Ben şimdi öğrenirim sultanım. Ağalar. Hayrola ağalar. Kimsiniz siz? Ne sebeple geldiniz? Ben Numan Çavuş. Hünkârımın emriyle payitahttan geliyorum. Mahidevran Sultan'ı görmem gerek. Sultanım gene bir şey yemediniz. Böyle devam ederseniz hasta olacaksınız. Bu kadar kâfi. Söyle kaldırsınlar. Valide Sultanım. Payitahttan bir çavuş geldi. Sizi görmek istiyor. Mühim bir haberi varmış. Gelsin. Mahidevran Sultan Hazretleri. Ben Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın hususi ulağı Numan Çavuş. Anma o uğursuzun adını sarayımda. Hem o iblis azledilmedi mi? Ne diye hala Vezir-i Azam dersin? Kara Ahmet Paşa rüşvet ve zimmete para geçirmekten dolayı suçlu bulunup idam edildiler sultanım. Hünkârımız yerine tekrardan Rüstem Paşa'yı tayin ettiler. Onu askerin korkusuna azletmişti zaten. Kurban vermişti. İlk fırsatta tekrar başa getirdi demek. Bunları ben bilemem sultanım. Hünkârımın fermanını tebliğ etmeye geldim ben. Oğlumu, torunumu aldı yetmedi. Şimdi benim canımı mı istiyor? Edirne ve civarında çıkan Düzmeci Mustafa isyanına destek verdiğiniz tespit edildi sultanım. Bu sebeple oturduğunuz saray haricinde bütün mal varlığınız hazineye devroldu. İlaveten her ay hazineden aldığınız tahsisat kesildi. Bundan böyle saraydan tek kuruş dahi alamayacaksınız. Nasıl olur sultanım? Git söyle padişahına. Yere batsın onun parası, sarayı. Bugüne kadar ne hayrını gördük ki bundan sonra göreceğiz. Hem bu yüzden kıymadım oğlunu. Mal mülk için, bir avuç toprak için almadım mı Mustafa'mın canını? Şimdi saltanatını sürsün kafir. Sanıyor ki bu dünya ona kalacak. Zehir zıkkım olsun yediği her lokma inşallah. Şimdi git söyle. Söylemezsen mahşere kadar iki elim yakanda olur. Şimdi yıkıl karşımda.
Bağışlayın sultanım. Lakin bir husus daha var. Hünkârımız Nergis Şah Sultanımızı Anadolu Beylerbeyi Cenab-ı Ahmet Paşa'ya nikahladı. Sultanımızın bir an evvel Ankara'ya gitmesi icap eder. Hayır. Hayır sultanım. Ben evlenmek istemiyorum. Defol buradan. Defol dedim sana. Cehenneme kadar yolunuz var. Yusuf çıkar şunu şuradan. Yeri göğü yaratan Rabbim. Bu dünyada adalet varsa bana gözde. Oğluma, torunlarıma, bunca zulmü hakareti yapanları cehennem azabı çekti. Gün yüzü görmesin. Huri Cihan Sultan'ın vefatını işittim şehzadem. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah benden sevdiklerimi bir bir alıyor Atmaca. Gitgide yalnız bir başıma kalıyorum. Bu bir imtihan olsa gerek. Neyse. Mahidevran Sultan nasıllar? Afiyetteler şehzadem, lakin gönderdiğiniz altınları kabul etmediler. Tahmin etmiştim. Bu gidişte fazla dayanamazsın. Hünkârımız tahsisatını kesti, hiçbir geliri yok. O bana rahmetli abimin emaneti Atmaca. Mutlaka yardım etmemiz lazım. İrtibatı koparayım deme sakın. Merak buyurmayın. Gözümüz ellerinde olacak. İstemiyorum sultanım. Evlenmeyeceğim. Ne olur beni yanınızdan ayırmayın. Belki de böylesi daha hayırlıdır kızım. Burada benim yanımda kaldıkça acı çekmeye devam edeceksin. Yas ve keder yakanı bırakmayacak. Hayır. Ben sizin yanınızda mesudum. Hem babamın, kardeşimin mezarı da burada. Onları da bırakmam. Nergis Şah'ım. Benim güzel torun. Ömrünün baharında. Bu tazecik yaşında benimle solup gitmene gönlüm razı değil. Rabbimden tek dileğim. Hanende huzur bulmak. Sevcim ve evlatlarının mutlu olmaktı. Hem belki bir oğlun olur. Adını Mustafa koyarsın. O da baban gibi yiğit bir kahraman olur. Sultanımızın hakkı var. Bugün değilse yarın evlenecektiniz zaten. Peki siz ne olacaksınız? Ne yapacaksınız? Tahsisatınız kesilmişken hem de. Elde avuçta ne varsa dağıttınız. Babamın türbesi içinde ne kadar borca girdiğinizi biliyorum. Sen beni düşünme güzel kızım. Benim bundan sonra parayla bulunan ne işim olur? Kafamı sokacak bir yerim. Azıcık aşım olsun bana yeter. Atmaca. Sen. Gördüğün gibi hala hayattayım. Hepsini anlatacağım. Hayır. Anlatma. İşitmek istemiyorum. Bunca yıldır hayattaydın ve beni, Mahidevran Sultan'ı görmeye gelmedin. Bir haber dahi yollamadın. Şimdi ne anlatacak olabilirsin ki?
Yusuf sakin. Sakin olmuş. Nasıl sakin olayım ha? Sen bizi yalnız savunmasız bıraktın. Şehzade Mehmet'i alıp götürdüler. Mihri Nisa Sultan canına kıydı. Onu da toprağa verdik. Acılar çektik. Aklına hayaline gelmeyecek acılar. O zamanlar yoktun. Şimdi de olma. Var git yoluna. Yusuf müsaade edersen hepsini izah... Sen o fırsatı çoktan kaçırdın Atmaca. Git buradan. Bunca yıl nerede kaldıysan oraya dön. Demek Mustafa'm, Şehzade Bayezid'i sana emanet etti, öyle mi? Malumunuz, şehzademiz kardeşine muhabbetle bağlıydılar. Orası öyle. Fakat ne olursa olsun Hürrem'in oğlu Atmaca. Başta ben de tereddütteydim sultanım. Lakin Şehzade Bayezid'i tanıdıkça bütün şüphelerim yerle yeksan oldu. Şehzade Bayezid, Hürrem Sultan'a zerre kadar çekmemiş. Kime benziyor peki? Sultan Süleyman'a mı? O halde daha fena. Rahmetli şehzademize. Onun kadar güçlü, zeki ve onun kadar cömertler. Size selam ve hürmetlerini yolladılar. İlaveten rahmetli şehzademizin türbesi için altın gönderdiler. Lüzum yok. Kimsenin sadakasına muhtaç değilim ben. Haşa sultanım. Bu bir hediye. Rahmetli şehzademize sevgi ve hürmetlerini göstermek istediler. Babasını yaptığından utandı desene şuna. Bütün malımı mülkümü elimden aldı zalim. Tahsisatımı da kesti. Şimdi sizden öğreniyorum. O vakit mutlaka bu altınları kabul etmelisiniz. Geri götür Atmaca. Epey yetecek altınım var. Zaten şunun şurasında ne kadar yaşayacağım ki? Gidiyor musun? Evet. Senin de istediğin bu değil mi zaten? Mahidevran Sultan neler yaşadığını anlattı. Yine de affedemiyorum seni. Keşke daha fazlasını yapabilseydim Yusuf. Geri döneceksin değil mi? Beni unutmayacaksın burada. Döneceğim. Elbette. Döneceğim. Ben dönene kadar da Mahidevran Sultan sana emanet. Biraz daha kalamaz mısın? Çabuk gel baba. Altınları kabul etmediniz sultanım. Lakin vaziyetimiz iyi değil. Ne kadar dayanırız? Şu an elimizdeki nakit parayla en fazla bir sene dayanabiliriz. Malum. Kapı halkınız oldukça büyük. Hizmetinizde yüzlerce insan var. Kapı halkımın çoğunu Nergis Şah'ın yanına verirsin. Onunla gitsinler. Benim de aklımdan geçti sultanım. Büyük bir bölümünü gönderirsek epey daha idare edebiliriz. Sen de git Fidan. Torunuma sahip çıkarsın. Hayır sultanım. Ölürüm de bir yere gitmem.
Son nefesime kadar sizin yanınızda kalacağım ben.